Kripto paralar hakkında konuşmayı hiç sevmiyorum çünkü pek bir çıkarım yok bundan. Doğrusu söylemek gerekirse pek yatırım da kalmadı. Bir tane bitcoin'im var şu anda. Biraz dogecoin'im var. Coinbase'de ve maratonda yatırımlarım var o kadar. Fazla bir içeride bir şeyim yok. Shortlamıyorum ben kripto hiç zaten yapmadım. Kripto shortlama bilmem bile açıkçası. Böyle bir yatırım tarafında pek benim için önemli bir şey değil artık. İkincisi buna para kazanmıyorum. Yani ben bir kriptoyu şil etmiyorum öyle derler ya. Ben bir kripto borsasını şil etmiyorum. Evet kuantförü kripto da var ama ben orada hisse senetleri olduğu için oradayım. Gerisi benim ilgimi çekmiyor. Yani hiçbir çıkarım Yok. Ve üstelik de kripto ile ilgili ne zaman bir paylaşım yapsam yemediğimiz hakaret kalmıyor. Dayısın sen, bumursun sen, moruksun sen, ne anlarsın sen. Acaba acayip, acayip laflar. Oysa ben bu işe baştan itibaren gönül vermiş insanlardan bir tanesiyim. 2017'den beri kripto yatırımcısıyım. Bununla ilgili inanılmaz çok yayın yaptım. Ve bununla ilgili bir sürü insanla da çok kavga ettim geleceğine çok inandığım için. Bu çerçevede bugün BlackRock, CZ, Binance, Justin Sun, BNB gibi konular üzerine biraz konuşacağız. Çünkü inanın bana o kadar acayip bir yer ki bu kripto fenomenleri dünyası. O kadar sürekli pamplama veya da inanılmaz damplama ile ilgili eğilimler ki birilerinin bazen serin kanlı şekilde gerçekten ne bitin anlatması gerekiyor. 55 yaşındayım. Bana bu murdayı falan her şey diyebilirsiniz ama biraz gün geçirmiş bir adamım. Bu çerçevede isterseniz beni bir dinleyin. Önümüzdeki günlerde kripto neler olacak? Bu BlackRock ETF mucizesi gelecek mi? Gelirse neler değişecek? Bir anda zilyoner olacak mıyız? İnanılmaz bir boğa rallisi bizi bekliyor mu? Beklemiyor mu? Ne düşünüyorum bir dinleyin. Yanılabilirim. Yanılırsam da sonra dalga geçersin. Zaten iş işte benimle dalga geçmek. Hazırsanız başlıyoruz. Geçen hafta CZ Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Binance'da işlediği bütün suçları kabul etti. Nedir? Kara para aklamayla ilgili gerekli önlemleri almadım. Terörün finansmanı ile ilgili gerekli önlemleri almadım. Çocuk pornografisinden gelir elde eden insanlarla ilgili önlemleri almadım. Uyuşturucu parası aklayanlarla ilgili önlemleri almadım. Suçluyum, kabul ediyorum dedi. Siyoluktan çekildi. 4.3 milyar dolar şirketten 150-200 milyon dolar da kendisinden ceza ödemeyi kabul etti ve 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir de kabul etti. Ama dedi ben iyi niyetliyim, suçlarımı da kabul ediyorum, cezaları kabul ediyorum. Lütfen beni hapse atmayın dedi. Kabaca fikir buydu. Tabi kripto fenomenleri hemen ne yaptılar? CZ, aslan CZ, geldi aslanlar gibi teslim oldu. Amerikan savcısıyla da anlaştı. Bu iş bitti. BlackRock ETF artık mutlaka gelecek, ortalık coşacak falan dedi. Ben de o gün dedim ki ya biraz sakin olun. Amerikan sermaye piyasası kurulunun açtığı dava henüz sonuçlanmış değil. O ayrı bir dava. O konuda bir uzlaşma yok. Ayrıca CZ ile Amerikan üzerinde uzlaştığı konu Onlarda da dava sonuçlanmış değil. Sadece iki taraf gidip diyor ki biz böyle böyle uzlaştık diyor. Henüz hakim kararını vermiş değil. Hakim ne zaman kararını verecek? 24 Şubat'ta yanılmıyorsam kararını verecek. Ve sermaye piyasası kurulu bu işe hiç dahil değil henüz Gençler bu konuş bir yorum yapmadı. Zaten onun davası o gün konuşulmadı bile. Hatta Gençler zaten o yapılan basın açıklamasında da yoktu derim. Ay 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 neler işittim. işte ben neymişim dayıymışım bu murucu anlamıyormuşum bu işlerden. Sonraki gelişmelere bir bakalım neler oldu. Öncelikle Sizi Amerika'dan çıkamaz hale getirildi. O gün duruşmanın sulh hakimi belli bir kefalette CZ ülkesine geri dönebilir demişti. Niye? Çünkü iyi niyetli görüyoruz. Fakat daha sonra özellikle cumartesi pazar günü Amerikan Adalet Bakanlığı'ndaki diğer savcılar dediler ki olur mu öyle şey. Bu adam ağır suçlar işlemiş durumda. 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimali var. Evet siz uzlaştık diyorsunuz ama o bizi ilgilendirmez. Biz istediğimiz cezayı veririz. Kararı verecek olanlar biziz. Burada şöyle bir detay var yalnız. Sizi eğer 18 ayın üzerinde bir hapis cezası çıkarsa buna tabii itiraz edip uzlaşmayı bozacaktır. Bu doğru. Ama onun dışında hakim istediği kararı verecek. Bundan dolayı dediler ki yok öyle gidemezsin ülkene. Ve pazartesi günü davanın ceza hakimi, sulh hakimi diye ceza hakimi de aynı kararı yeniledi ve dedi gidemezsin. Gidemezsin de demedi tam biraz daha yumuşak bir karar dürüst olmakta fayda var. Şimdilik gidemezsin, benim dosyayı biraz daha incelemem gerekiyor dedi. Çünkü dedi Amerikan Adalet Bakanlığında senin kaçma riskin olduğu, çünkü davanın ağır bir cezayla sonuçlanabileceği. Bundan dolayı bir daha Amerika'ya gelmeyebileceğini düşünüyor. Bundan dolayı ben senin gitmene izin vermiyorum dedi. Böylece sizi Amerika'da kaldı. Bakalım göreceğiz hakim ileriki günlerde neler söyleyecek. İkinci konu. O gün ne demiştim? Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu bu davada taraf değil. Onun davası ayrı. Dün düşen haber diyor ki Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu CZ'nin aynı FTX'te işlenen suçlara benzeyen suçları Binance'te işlediğine dair elimizde kanıtlar var. Bunu ispatlamak istiyoruz. Davanın sürmesi istiyoruz dediler. FTX davasında Sam Bankman'ın Moody'lerin parasını kendisine kullandığı yani çaldığı söyleniyordu. CZ ile ilgili böyle bir suçlama yok diyor fenomenler. Oysa var. Sermaye Piyasası Kurulu tarafında var. O yüzden de diyor ki FTX ne yaptıysa Binance de aynısını yaptı. Bu adam da bu konuda suçlu. Biz bu davayı sürdüreceğiz diyor. E ben bunları söylemiştim kusura bakmayın. Adamın Amerika'dan çıkmasının zor olduğunu da söyledim. Adamın üzerine yeni davalar açılabileceğini söyledim. Amerika bunu daha evvel yapmış aslında. Ne yapmış? Yani bir suçlu, yurt dışındaki bir suçluyu ülkeye kolay geri getirebilmek için bir takım vaatlerde bulunmuş uzlaşırız kardeşim sen gel demiş. Sonra ama o uzlaşmalardan sapmış. CZ davasında da böyle benzer şeyler olabilir. Bu nedenle CZ'nin henüz işi bitmedi. CZ Amerika'da şu anda ev hapsinde değil bildiğim kadarıyla sokaklarda gezebiliyor ama Amerika'dan çıkması yasak ve ha hakimin kararını bekliyor. Muhtemelen hakim Adalet Bakanı'ndan gelen baskıya bakarak ve Sam Bankman'a da biliyorsunuz 150 yıl hapis cezası verdiler. Onaylanmadı ama ilk ceza isteği öyle. E bu durumda bu adamı niye bırakıyoruz? Çünkü SEC diyor ki aynı FTX'te Sam Bankman'ın işlediği türden suçlar işledi bu adam. Buraya kadar net miyiz? Şimdi biraz daha devam edelim. Binance ne olacak? Hayır Binance iflas etmeyecek. Ben öyle bir iddiam hiç yok. Binance küçülecek. Çok ciddi küçülecek. Bunun iki sebebi var. Binance'daki işlemlerin bir kısmı zaten muhtemelen gerçek işlem değildi wash trading denen işlemler. Yani kendi aralarında al sat al sat yaparak işlem hacmini yükseltmek. Bu neyi sağlıyor? O tokuna olan güveni artıyor. Böylece fiyatı pamplanmış oluyor. Ayrıca bazı vergi numaraları da dönüyor orada ve diyor ki şirket işte bizim işlem hacmimiz çok yüksek diyor. Wash trading'in Binance'da yoğun olduğunu tahmin ediyorum. İşte bu işlem hacmi çok yüksek. Neden? Çünkü kararda gözden kaçan bir şey var. Amerikan savcısı ve Amerikan vadeli opsiyonlar komitesi Binance'in ileriye yönelik olarak tüm işlemlerini artık takip et keşfedecekler. Geriye dönük olarak da işlemlerini kontrol edecekler, auditleyecekler. Yani wash trading yapılmasını engelleyecekler. Bu zaten işlem hacmi düşürücü bir şey. Henüz etkileri pek görmüyor çünkü henüz uzlaşmaya varılıp da harekete geçilmiş değil. Bu uzlaşmaya vardıktan sonra olacak şeyler. İkincisi Binance'de bir miktar kara para aklandığı falan kesin. Yani diyeceksiniz ki hocam Amerikan dolarında olmuyor mu? Elbette oluyor. Ama bizim şu anda konumuz Binance. Ve bu tip paraların artık burada işlem yapmak istemeyeceği kesin. Çünkü CZ aslında Binance'i Amerikan devletine teslim Etti. Yeni atadığı CEO da zaten dedi ki biz artık geleneksel bir finansal kuruluşa dönüşüyoruz. Yani biz Amerika'nın istediği gibi bir uslu çocuk olacağız. Yani BlackRock'ın istediği gibi bir uslu bir çocuk olacağız. Niye? Çünkü BlackRock ile işbirliği halinde. BlackRock'ın ETF'inden elde edecek Bitcoin'leri Coinbase'de tutacaklar. Coinbase bir Amerikan şirketi ve Coinbase bütün regulasyonlara uyduğunu söylüyor. Bu konuda ben de inanıyorum. Ben de yatırımcıyım zaten. Bu tarafa baktığımızda Binance küçülmeli ki Coinbase'e işlem Markt. Coinbase'in son bir ayda hisse senedi %40 arttı. Yılbaşından beriki artış %230'u bulmuş durumda. Söyledim ben bunları böyle olacağını o yüzden Coinbase'e yatırımız olmalı dedim. Ama insanlar beni dinlemediler yine. Bu sebeplerden dolayı hem daha yasal olması gerektiğinden dolayı işlem hacmi küçülüyor. Hem zaten Amerikan devleti öyle istediği için küçülüyor. Hem de başında biz artık geleneksel finans kuruluşlarının istediklerine uyuyoruz diyen bir CEO olduğu için de küçülüyor. Bunun işte Binance'in ne avantajı var ki? binance mesela Coinbase'e göre daha hızlı büyümesinin sebebi kanun regülasyonu regülasyon dinlememesiydi. Bu kadar basit. Bütün kanunlar, regülasyonlar dinleyince büyüyemiyorsun. Şimdi diyorlar ki sen de dinleyeceksin. Bundan dolayı Binance işlem hacmi küçülecek. İflas etmesine izin vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü Binance'ın batması kripto pazarına çok sarsar. BlackRock bunu istemez. Daha ziyade kontrol altında bir çocuk olsun ister. Bu tarafı da çözdük mü? Binance iflas etmiyor ama küçülüyor. Binance'in BNB tokunu da bir ayrı bir konu. BNB tokunu Amerikan yasalarına aykırı sermaye piyasası kurulu yasalarına muhtemelen oraya bir müdahale gelecek. Nasıl olacak göreceğiz. Ben olsam BNB token tutmam yatırım tavsiyesi değil ama bu çok riskli bir token şu anda. Bunun en büyük sahibi kim arkasında? CZ'nin kendisi. Bir an bir token'un fiyatını bu kadar pamplanmasını sağlayan kim? Binance platformu. Yani sermaye piyasası kurulunun nefret ettiği her şey burada var. Muhtemelen buna da bir müdahale gelecek. Şimdi bütün bunlardan dolayı ben BlackRock ETF'inin gecikeceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü ne isteyecek sermaye piyasası kurulu? CZ davasının sonuçlanması isteyecek. Bir de Binance'ı şimdi artık içine girebiliyorlar ya ceza davasında uzlaşma olursa orayı yakından takip edebiliyorlar ya orayı bir süre görmek isteyecekler. Bakalım bu Tether'da mesela neler oluyor? Mesela CZ'nin Amerika'da kalma kararı çıktığı gün 1 milyar dolarlık yeni Tether mint edildi. Bitcoin'in fiyatını böyle tutuyor olabilirler şu anda yukarıda. Açıkçası çok derin, derin şey bilmiyorum ama aklıma yatan konular bunlar. O yüzden Tether'da ne oluyor? Bir de Tether ile ilgili çok enteresan bir durum var. BlackRock USDC ile çok yakın. USDC fonlarını BlackRock'la tutuyor. USDT yani Tether BlackRock'ın bu yüzden aslında rakibi. BlackRock'ın rakipleri neler yaptığını Binance örneğinde beraber izliyoruz. Bundan dolayı ben Tether'ın üstüne gideceklerini düşünüyorum. Tether en son baktığımda 90 milyar dolar üzerine bir değerlemeye sahip. Bunun arkasında gerçekten neler var bilmiyoruz. 1 milyar dolar o gün yeni Tether mint ettiğinde arkada gerçekten bu kadar para topladığını bilmiyoruz. Bilmediğim şeye bir yorum yapmak istemiyorum fazla. Ama kripto pazarında Tether meselesi çok netleşmeden Bitcoin'in fiyatında bu kadar önemli rol oynayan bir token'ın arkasında neler döndüğü netleşmeden hele hele bu BlackRock'ın teorik olarak düşman olabileceği bir şeyken, Tether'dan bahsediyorum ben işlerin pek ilerlemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de Justin Sun meselesi var. Daha oraya hiç ilişilmedi. Justin Sun'a da ilişecekler. Çünkü Justin Sun'ın da Sam Bankman'dan, CZ'den daha evvel batırıp kaçan arkadaşlar ismini hatırlamıyorum. O da biliyorsun uzun zamandır Karadağ'da yaşıyordu. Onun da kararlardan atılıyor şu anda. Ya Güney Kore ülkesine ya Amerika teslim edecek. Orayı da temizliyorlar. Ama Justin Sun da bence bir sonraki saldırının konusu olacak. Justin Sun'ın Tether'le ilişkilerine, Cron Network'le neler olup bitiyor. Bütün bunları Amerikan Sermaye Piyasası kurulunun çok merak ettiğine eminim. Bütün bunlarla beraber ama şöyle bir gerçekliğimiz de var. Yakın zamanda GBTC, SK karşı bir dava kazandı. Çünkü Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu neden olduğunu anlamadığım bir şekilde vadeli opsiyonlara dayalı bir ETF'e izin vermişti hatırlıyorsanız. Ve bundan dolayı LGBTC de dedi ki ya nasıl olur ona izin verir de bana izin vermezsin. Vadeli izin veriyorsun. Vadeli daha riskli. E ben hazinemde tutuyor bu bitcoin'i. E, daha güvenli bir yerim. Bundan dolayı dava açtılar ve davayı da kazandılar. Ve şu anda Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'yla GBTC'nin görüştüğü biliniyor. Bunu bir kenara koyalım. Bu belki de ETF sürecini hızlandırabilir. İnşallah öyle olur. Bütün bitcoin yatırımcıları sevinirler. Benim de hala unutmayayım bir tane bitcoin'im var. Ama o meseleyi bir kenara bakacak olursak geri kalan büyük resimde hala kripto pazarının nasıl döndüğü kripto pazarında bu değerlerin nasıl oluştuğu, Binance gibi, Justin Sun gibi dev oyuncuların bu değerlerin oluşmasına ne gibi manipülasyonlar yapabildikleri bence süper Ve bu kadar flu bir ortamda Bitcoin ETF onayının seçimlerden önce geleceğini ben hiç düşünmüyorum. Göreceğiz. İnşallah haksız çıkarım. Unutmayın bir tane Bitcoin'im var hala. Biraz Dogecoin'im var. Coinbase'de ve Marathon'da yatırımlarım var. İnşallah onaylanır, para kazanırız. Ama onaylanmazsa diye ben önlemlerimi aldım. Yatırımlarımı küçülttüm. Daha risk riski iyi yönetince inandığım Coinbase'e doğru kaymaya çalıştım. Varlığımı oru tutuyorum anlamında söylemiyorum. Yatırım olarak söylüyorum. Kendime göre ufak tefek önlemler aldım. Size de bunları paylaşmak istiyorum ki tedbirli ve önlemli gidin. Sizleri seviyorum. Sizler para kaybetmeyin, para kazanın diye buradayım. Bunun dışında hakikaten şu yayından hiçbir çıkarım yok. Biraz sonra yiyeceğim küfürleri de biliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.